Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Metin Kır, amatör spor kulüpleri seçimleri öncesinde Ünye'de ziyaretlerde bulundu. Metin Kır, seçim öncesinde Ünye'li kulüp başkanları ve spor camiasından destek istedi. Evet, öncelikle siz kıymetli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak buraya kadar geldiniz. Ayaklarına sağlık. Ağustos ayında yapacağımız Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığım sürecinde sizlerin desteği bizden tabii ki çok önemli. Biz de bugün Ünye ilçemize geldik. Buradaki kalabalığı, bu ilgiyi, alakayı gördükten sonra enerjimiz daha da çok yükseldi ve daha çok çalışmamız gerektiğini net bir şekilde görmüş olduk. Tabii ki bizim kendimize göre projelerimiz var. Bu projelerimizi hayata geçirme anlamında arkadaşlarımızla beraber daha çok çalışacağız. Bu proje anlamı tabii ki burada bizim için yerel yönetimler çok önemli. Artı devletin milletvekillerimiz, bakanlarımız, bunlarla bu büyüklerimize birlikte istişare ederek hizmetleri almaya çalışacağız. Şu anda bakıldığında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in ekonomik anlamda yapmış olduğu çalışmalar var ki kulüplerimize yansımadı ama yakın zamanda yansıyacağını düşünüyoruz. Bunlar bizim için çok önemliydi. Arkanızdaki bu Büyükşehir Belediye'nin gücünü görmeniz amatörlerimiz adına çok önemli. Biz bakıldığında Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. 10 bin yakın sporcumuz var, üyemiz var bizim. Ama biz bunu tam yüzde çıkaramamışız. Bundan sonra daha etkili olarak kullanacağız. Burada hem valimiz, yeni gelen valimiz biliyorsunuz Tuncay Soner Bey, futbolu ve sporu çok seviyor. Bizim için daha büyük bir avantaj. Ki Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendi de orduya yapmış oldukları yatırımlar var. Spora yapmış olduğu yatırımlar var. Amatörlere de bundan sonra daha çok yatırım yapacağını düşünüyorum. Ve bu minvalde kendisinin bize görüşmelerimizde desteğini de hissettirdi her zaman. Çok teşekkür ediyorum karşınızda. Bir de spor deyince biliyorsunuz bizim başımız bağlı bulunduğumuz yer Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü. Mustafa Genç müdürümüz var. Onun zaten enerjisine yetişemiyoruz. Gerçekten kendisini de tebrik ediyorum. Onun da destekleri çok var. Bakıldığında Ünye'ye yapılan yatırımları son 6 ayda 2 milyonu geçen bir yatırım var. Bu yatırımlar hızla devam edecektir. Bu Fas'ta ilçemizde yapılacak. Ordu merkezi zaten yapıldı biliyorsunuz. 1,5 sahadan 3 tane sahaya geçtik. Büyük stadyum var. 52 Ordu Spor Kulübü'nün olduğu tesis var. Fas'ta yeni bir sentetik çim yenilenmesi var. Spor anlamında çok büyük yatırımlar var. Bu daha da artacak diye düşünüyorum. Bizim buradaki bakışımız şu. Her bir çocuğumuzu sokaklarda madde bağımlılar eğer sahaya, salonlara çekebiliyorsak bizim için en büyük şampiyonluk bu. Yoksa şampiyonluklar gelip geçici ama bir bireyin sokaktan kurtulması çok daha kıymetli bizim için. Biz bu mihmalde çalışıyoruz, projeleri ona göre üretiyoruz. Bundan sonra da sıkça bu devam edecektir. Ben şimdiden teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde de diğer arkadaşımıza başarılar diliyorum. Başkan adayı Metin Kır burada yaptığı konuşmada seçilmesi halinde amatör spor kulüplerinde yeni bir dönemin başlayacağını ifade ederken projeler hakkında da Ünye'de spor camiasını bilgilendirdi. Evet, öncelikli olarak ben herkese hoş geldin temennilerini iletmek istiyorum. Çok kıymetli kulüp başkanlarımız ve temsilcileri, birlik ve beraberlik olduğumuz sürece her şeyin üstesinden geleceğimizden emin olabilirsiniz. Ben yaklaşık 20 yıla yakın profesyonel hakemlik hayatım var biliyorsunuz. Bunun içinde de 9 yıldır da amatör spor kulüplerinin içinde görev yaptım. Son 2 dönemde genel sekreter görevindeydik. Tabii yaklaşan dönemde yönetim kurulu arkadaşlarımızla sağ olsunlar benim aday olmam konusunda hemfikir olduklarında biz de bu yoldan kaçmadık. Ama bizim için gerçekten Ünye ilçesi çok önemli ki biliyorsunuz ben de ticari hayatımı Ünye'de devam ettirmek için burada bir atılım yaptık. Ama önemli olan buradaki birlik beraberimizi sağlamamızdı. Ben bugünkü bu tabloyu gördükten sonra gerçekten çok daha mutlu oldum. Biz bir olduğumuzda her şeyi başarırız. Bunu Fas'ta ilçemiz olsun, diğer ilçelerimiz olsun, Ordu merkez olsun hepsini bir araya getirerek biz topyekun olacağız. Biz bakıldığında Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Ama bunu ne hikmetse bir araya getirememişiz diye düşünüyorum. Bunda bizim de eksikliğimiz olabilir. Ama benim öncelikli hedefim 10 bin kişilik bir sivil toplum kuruluşuyuz. Maalesef bizden daha çok az sayıda olanlar ön planda olmasına rağmen biz bunu demek ki daha ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünenlerdenim.
göreceksiniz önümüzdeki 3 yıl içinde sadece Ordu'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu konuşulacak. Bundan herkes emin olabilir. Bunun içinde de hiç ayrım gözetmeyeceğiz. Ben futbol kökenli bir arkadaşınızım. Ama şunu gördüm son 6 yılda. Salon ve ferdi sporların biraz daha kenarda bırakılmış olduğunu hissettim. Bunu da son 6 ayda yani başkanlık adaylığımdan sonra onlara daha çok temas etmeyi, daha çok uğramayı, daha çok yardım etmeyi planladım. Önümüzdeki 3 yıl içinde emin olun futbol, basketbol, voleybol, wushu, muay thai, masa tenisi hiç ayrım olmayacak arkadaşlar. Herkes aynı olacak. Bizim için herkes kıymetli. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Ben Ünye'deki bu tabloyu gördükten sonra demek ki doğru işler yaptığımızı umut ediyorum. Burada Murat arkadaşımı da zaten beni bu işe yönlendiren, daha doğrusu iten diyelim, Murat kardeşimdir. Ben 25 yıldır tanırım ki hakemlik hayatımda da bilirsiniz her çağrıldığında Ünye'ye hiçbir bedel beklemeksizin gelen bir arkadaşınızım. Yeter ki Metin Kır'dan bir isteğiniz olsun. Benim açamayacağım, giremeyeceğim hiçbir kapı yoktur. Neticede kendim için bir şey hiç kimseden istemedim bugüne kadar ki öyle bir ihtiyacım da yok. Ekonomik anlamda bilirler. Öyle bir derdim yok. Ama amatörler gerçekten cefa çeken bir yer. Ama ben vefanın sadece İstanbul'da vefa semti değil burası olduğunu gördüm. Bundan sonra ben herkes için gidilebilecek yer varsa beni çağırın. Her kapıya giderim sizin arkadaşlar. Ki gittiğimi de bilen arkadaşlar bilir yani. Yeter ki bir şey olsun. Ha, gücümün yettiği kadar yapabilirim. Zaten ben hepsini başarırım, yaparım diye bir iddiam da yok. Ama gitmek için her yolu denerim ki yönetim kurulu arkadaşlarımız da hemen hemen aynı benim gibi düşünenlerden o tip bir yönetim kurulu arkadaşlarla yola devam edeceğiz. Her branştan da yanımızda birileri olacak. Özellikle branş temsilcileri benim için çok kıymetli olacak. Görevini yapmayan branş temsilcisi varsa önce karşısında ben olacağım. Branş temsilcisi kulüplerinin yani kendine bağlı olan branşların sorununu bilecek. Bilmiyorsa bizle birlikte olamayacak. Bu böyle bilinecek arkadaşlar. Neticede biz birlikte güçlü olacağız. Beraber başaracağız. Bizim şu sloganımız var. Ben bunu söylüyorum. Birlikte başaracağız. Metin Kır tek başına, Murat Uygen tek başına hiçbir şey başaramaz. Bir olursak başarırız. Herkes birbirine el atacak. Yardım edecek. Sorunları çözeceğiz. Ünye ile ilgili bak son zamanda, son 6 ayda futbol alakalı problemler vardı. Bize arkadaşlar geldiler. Sağ olsun Kaymakam Bey, Sayın Büyükşehir Buranın Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı, artı içinizden çıkan Adem Atik Beyefendi var Ordu'da. Bunlarla görüşerek bak çoğu olayları çözdük. 2 milyonluk yatırım geldi sadece Ünye'ye. Şimdiki hedefimiz de bunlar bitecek. Bundan sonra biz ferdi ve salon sporlarına gireceğiz. Onlara yardım edeceğiz. Bu ekonomik olacak. Malzeme olacak. Sadece Büyükşehir Belediye'den istemeyeceğiz. Sponsorları var. Görüşmek. Ben kendim Alman firmasıyla çalışıyorum. Bunun gibi birkaç firmalar var. Bir tek belediyeye bağlı kalmayacağız. Bunları yapacağız arkadaşlar. Ama bize biraz zaman vermeniz gerekiyor. Bir anda sihirli çubuğumuz yok elimizde. Ama benim şahsi fikrim ben altyapıyı, sistemi seven bir tipim. Ki Alman firması da öyle, bize öyle öğretti. Ben 28 yıldır Almanlarla çalışıyorum. Sistem, sistem, sistem. Gerisi hepsi boş. O yüzden ben herkese teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diliyorum.